Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında eşkenar üçgenin konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani ikinci kısmındayız. Diğer özelliklerinden bahsedeceğiz. Eşkenar üçgenin. Evet kitabımızda sayfa numarası 53 ve 54'ü anlatacağız size. Haydi bakalım dersimize başlayalım. İkinci özelliğimiz diyor ki eşkenar üçgende üç kenara ait yükseklik kenar ortayı ve açı ortayı uzunluğu birbirine eşittir diyor. Ya yani bu ikiz kenarın şu özelliğine benziyor. yani eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşitti ya. Oradan o özelliğe benziyor aslında. Oradan da aklımıza kalabilir. Zaten şurada bir eşkenar üçgende bir yükseklik çizdiğimiz zaman açı orta oluyor da ya. 30-30. E hocam burası da 30-30. Hocam burası da 30-30. Şimdi e, burası tüm kenarlar A, ise burası A bölü 2 A bölü 2 yaptı. E o zaman 60 karşı A küçük bölü 2. Aynı şekilde burası da A bölü 2 A bölü 2. 30 karşı A bölü 2 60'ı karşı A küçük bölü 2. Gerçekten yükseklikler eşit oluyor. Çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortay olduğu için açı ortaylar da eşit oluyor. Aynı zamanda çizilen yükseklik kenar ortay olduğu için de kenar ortaylar da birbirine eşit oluyor. Yani bütün yardımcı elemanlar birbirine eşit oluyor eşkenar üçgende. O yüzden şöyle bir şeyle karşılaştığımız zaman bir yükseklikle ya da açı ortayla ya da kenar ortayla farklı bir yerde yükseklik açı ortay ya da kenar ortay eşit verilmişse başka bir yerden bir yükseklik daha çizeceğiz eşkenar üçgende. Çünkü alakası yerde eşitlik yani yüksekliğe alakası yer değişiklik olduğunda diğer yüksekliği çizmeyi ihmal etmeyin. Yüksekli diyorum ama aynı cümle kenar orta içinde, açı orta içinde kullanılabilir. Birey çizim tekniklerinden biridir. Çünkü ilgi alakayı kurmamız lazım. Ondan dolayı. Yani bu, biz burada ne diyoruz? H, A, H, B, H C Hatta N, NB, N, C Hatta V, A, V, B, V, C Birbirine ne oluyor arkadaşım? Eşit oluyor. Evet şurayı da hatta şöyle şey yapayım da daha düzenli olsun. Hop şurayı ortaya alayım ortalayayım. Özelliğimiz bu arkadaşım. Haydi bakalım şuraya geldik. Şimdi burada x artı 1, 2, x eksi 1 ve y verilmiş. ABC de bir eşkenar üçgen denmiş. Eşkenar üçgense burası 30, 30 yapar. E, büyük çizilen yükseklik açı ortaydır. Aynı zamanda bu da açı ortaydır. Bu da 30, 30 yapar. 30, 90 ise 60 yapar. Burası da 60 yaptı. O güzel bir şey geliyor burada. Bak dikkat et. Hatta burada 30, 30. Y ise burası da y oldu mu? Oldu. Hmm. 30'un karşısı x artı 1. A 90'ın karşısı y. Bak bak bak. Şöyle yapalım. 90'ın karşısı y ise 30'un karşısı y bölü 2 değil midir burada? Çünkü 30'dan 90'a geç 2 kat. O zaman burası y bölü 2 yapacak. O da y bölü 2 hocam. Aynı şekilde 90'ın karşısı y ise burası da y bölü 2 olacak. E o zaman şu parçalar birbirine eşit olacak. 2x eksi 1 eşittir x artı 1 olacak. Buradan da x'i kaç buluruz? 2 buluruz. x dediğimiz 2 ise hocam burası kaç yapar? 3 yapar. Yani y bölü 2 x artı 1 eşit ya. Yani y bölü 2 3'e eşit oldu. Y de buradan kaç eşit oldu o zaman? 6'ya eşit oldu. Bizden y isteniliyor. 11. soruyu böylelikle 6 olarak buluruz. Geldik 12. ABC bir eşkenar üçgen ve x isteniyor. Bak şimdi. 60, 60, 60 değil mi? Eşkenar üçgen olduğundan dolayı. Şimdi hocam ben buradaki x'i bulmak istiyorsam eğer 90 dereceyi karşılık getirmeliyim diye kendi kendine söyledim değil mi? E o zaman burada 90 derece karşılık getirmek için şöyle bir dik çizebilirsin. Dik çizdikten sonra hocam bu eşkenarda çizilen yükseklik oldu. A bu da eşkenarda çizilen yükseklik. Ee, Yükseklikler birbirine eşit değil miydi? Evet. 3 kök 3 oldu burası. Şimdi 60-90 ise burası 30 oldu. 60'ı karşı 3 köküçse 30'ı karşı kökçe bölünmüş hali 3 yapar. Ve sonrasında şurada bir dik üçgen. Zaten amacımız buradaki dik üçgeni kullanmaktı. Hocam buradaki dik üçgende x'e ulaşabiliriz. Haydi ulaşalım bakalım. Bir kenar kaç? 3 kök 3. Diğer kenar kaç? 5. O zaman x'in karesi 3 üç kök 3'ün karesi artı 5'in karesi. Ortak çarpan yok. Kısa yol yok. Uzun yoldan yapalım. 9 çarpı 3'ten 27 yapar. Burası da 25 yapar. x kare 52 yapar. x de böylelikle kök 52 yapar. Bu da 4 çarpı 13 olduğundan dolayı. E hocam 4 çarpı 13 olduğundan dolayı 4 dışarıya 2 diye çıkar. Yani x'i 2 kök 13 diye bulur muyuz? Buluruz. Örnek 12. 2 kök 13 oldu. Geldik örnek 13'e. Şimdi ABC eşkenar üçgen FED doğrusal demiş. FED doğrusal tamam. AF ile FB birbirine eşit vermiş. Bir de CD ile AH bak dikkat et. CD ile AH birbirine eşit vermiş. A bak alakasız yerde bir eşitlik var mı? Var. Alakasız yerde bir eşitlik gördüğümüz zaman ne yapacağız? Bir şeyler çizmemiz gerekeceği belli. Adam bize şuradaki üçgeni bir eşkenar üçgen vermişti. Eşkenar üçgendeki yükseklikle alakası yerde bir eşitlik var. Eşkenar üçgende de yükseklerin birbirine eşit olduğunu biliyorum ya. O zaman bir yerden daha yükseklik çizeceğim. Nereden çizeyim? Hocam B'den çizersem alakasılık devam eder. Bu çizilen yükseklikle bunun alakasılığı. Şuradan çizersem eğer çizilen kenar ortay aynı zamanda eşitliği de kullanman lazım. Aynı zamanda yüksekliktir. E o zaman hocam yüksekler birbirine eşit diye eşitliği gösterirsem. Bak alakasız yerde eşitlik vardı. Şimdi yükseklikler eşit oldu ya. Aa burada bir ikiz kenar çıktı. Tamam ne güzel. Bu bir ikiz kenar oldu mu oldu. Şimdi ben buradaki ikiz kenarlığı kullanacağım soruda. Arkadaş bu çizilen yükseklik aynı zamanda açı ortay ya. 30-30 yapar burası. Çünkü niye 60-90 ise 30 yaptı. Şimdi bu bir ikiz kenar üçgen. Hani şununla şu birbirine eşit. Aslında bununla bu eşitti. Bununla da bu, bununla bu eşit olduğundan bununla da bu eşit oldu. İkiz kenar çıktı ya. Taban açıları birbirine eşit. Yani x'e x. x e hocam x x iki açı yan yana dayanamam. İkisinin toplamı bir dış açı eşit. Ya da hocam burası 150 deyip tepe açısı 150 ise 180'den 150 çıkartıp 2'ye bölüp x'i de bulabilirsin. Ama dayanamam. 2x 30'a eşit. 2x eşittir 30 x de böylelikle 15 çıkar. Tabii ki dayanamam yolu daha kısa değil mi? Evet. Örnek 13 15 çıkar. Geldik örnek 14. Aa, özelliğe. Eşkenar üçgenin içinde alınan bir noktadan kollara çizilen paraleller toplamı bir kenar eşittir. Yani ben buraya x, buraya y, buraya z diyecek olursam şu kenarda x artı y artı z yapar arkadaşım. Şimdi hocam bunun ispatı nereden geliyor? O paralel doğruları ta doğruda açılardan beri biliyoruz. Uzattığımız zaman kendiliğinden çıkıyor zaten. Şimdi burada nasıl bir şey yapabiliriz? İspatını soru üzerinde göstersem daha iyi olacak. Aslında bizim şu özelliğe de benziyor. İki kenarda tabandan alınan bir noktadan. Şu paraleller çizildiği zaman ne oluyordu? Paraleller toplamı bir kenara eşit oluyordu. İçeride alındığı zaman da eşkenar üçgende paraleller toplamı bir kenara eşit oluyor. Aslında birbirini andıran özellikler bunlar. O yüzden sıkıntı yaşamazsınız. X artı Y artı Z bir kenara eşittir. Ya AB'ye ya AC'ye ya da BC'ye eşittir dostlar. Tamam. Evet. Üçüncü özelliğimiz de bu. Hadi bakalım özelliğine. Hocam burada Ali Bey uzunluğunu 9 vermiş. Şu paralellerde 1, 3, x verilmiş. X nedir? Ya birinci yol direkt formül. Birinci yoldan yapayım isterseniz. Yani ne diyeceğiz? 1 artı 3 artı x eşittir 9'dan. X'i 5 değil. 5 buluruz evet. 5 olarak buluruz. Ya da aklımıza gelmedi şimdi. Şimdi bunlar birbirine paralel mesela. Bak şunlar paralel. Hocam bunlar da birbirine paralel. Hocam şunlar da birbirine paralel verilmiş soruda. Şimdi biz ta doğruda açılardan beri ne yapıyorduk? Paralel doğruları uzatıyorduk değil mi? Öncelikli olarak bir açıları da yazalım. 60, 60, 60. Hocam yöndeşlikten dolayı burası da 60 yapar. Yöndeşlikten dolayı burası da 60 yapar. Paralel doğruyu uzatalım. Farz edin formül aklımıza gelmedi. Yani şu paralel doğruyu uzattım. Yöndeşlikten 60 mı yapıyor burası? Evet. Hocam şunu da şu paralel ya. Yöndeşlikten burası da 60. A 60, 60, 60. Burada bir eşkenar çıktı. Yani 1, 1, 1 çıktı. Sonra şu büyük de bir eşkenar üçgen eşken oldu. X artı 1, X artı 1. Burası da X artı 1 olacak. X kaldı. Hocam 3'ü kullanmadık. Aa, burada bir paraya kenar var. 3 ise burası da 3'tür. Gerçekten 3 artı 1 artı x neye eşit oldu arkadaşım? Gerçekten de 9'a eşit oldu. Formülde onu söylüyor zaten. Yine aynı şekilde yapmış oluyoruz. Yani unutursan da ya x kenarın özelliğinden aklına gelir. Ya da bu şekilde ta böyle doğru açılardan beri bildiğimiz tekniği kullanarak da yine sonuca ulaşabilirsin. Evet örnek 14'ü bulduk. Geldik şu özelliğe. Bu sefer de Eşkenar üçgenin içinde bir nokta alınıp kollara dikmeler çizilirse bu dikmeler toplama bir yüksekliğe eşit. Bak paraleller toplamı bir kenara eşit dikmeler toplamı da bir yüksekliğe eşit. Yani ben şuraya x buraya y şuraya z diyecek olursam eğer şu yükseklik h dediğimiz x artı y artı z'ye eşit olur. Hatta alt tarafa yazayım. Bir tane yükseklik yükseklik her yerdeki yükseklikler birbirine eşitti zaten. Ya a'dan çizilen yükseklik ya b'den çizilen yükseklik ya da c'den çizilen yükseklik x artı y artı z'ye eşit. Bu da bizim şu özelliğe benziyor aslında. X kenar üçgende tabandan alınan bir noktadan dikmeler toplamı neye eşitti? Eşit kenara ait yüksekliğe eşit değil miydi? Evet. Hani bu da aslında oradan aklımıza gelebilir. Yani paraleller toplamı bir kenara eşit. Dikmeler toplamı da bir yüksekliğe eşit. Ama x kenarda dikmeler toplamı tepe açısından çizilen yükseklik değildi. Eşit kenarlara ait olan yüksekliğe eşitti. Bunu da unutmayalım. Şimdi o zaman bunu yazdık. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Dikmeler toplamında bir tane yüksekliğe eşit olduğunu gördük. Hocam bunu nasıl yapabiliriz? Sakın şunu yapmayın. Bunun devamının buraya yükseklik köşeye geleceğini falan söyleyemeyiz. Bunun devamı nereye gelebilir? Şöyle gelebilir arkadaşlar. Bunun da ispatı normalde ilk bir kısa yoldan yapayım mı? Yani ama bunu bilin ya. Çünkü ispat uzun olur. Çünkü ispat yöntemine bunu uzatırsın böyle. 90-60 ya burası. Eşkenar üçgen eşken, 60-60-60. 30-60-90 çıktı. 30-60-90'ı burada kullanacaksın. Yok efendim büyükte kullanacaksın. Şurada buradaki 3'ü kullanmak için de şöyle şunu uzatıp işlem yapabilirsin. Ee, öyle işlem yapılabilir aslında burada. Ama bunun ispatı biraz sıkıntı oluyor. Bunu bilseniz iyi olur aslında. Çünkü karışıklık o çıkabiliyor ispat ispatında. Hocam şöyle AC uzunluğu isteniyor bizden. Yani eşkenar üçgenin bir kenarı isteniyor bizden. Şimdi bu dikmeler verilmiş. Bu dikmeleri gördüğümüz zaman hemen neye eşitti? Bir yüksekliğe eşit. Toplamı bir yüksekliğe eşit. Yani 4 köküç, 3 köküç ve köküçün toplamı 8 köküç yapıyor. Bir yüksekliğimiz 8 köküç. Şuradaki üçgen 30 60 90 üçgen 60'ın karşı 8 köküç ise 30'un karşısı. Çünkü burası 30 60 90 üçgen çıkar. Büyük eşkenar üçgende 30'un karşısı da köküçe bölünmüş hali. Yani 8 köküçün köküçe bölünmüş hali 8 çıkar. 30'un karşısı 8 ise 90'ın karşısı da kaç çıkar? 16 çıkar. Evet böylelikle örnek 15'i de 16 olarak bulduk. Geldik örnek 16'ya. Bak şimdi dikme verilmiş dikme verilmiş burada da paralel verilmiş. Aa hocam bak formül yok bu sefer. Yani ama şu paralelliği kullanacağız. Burası 60 ise burası da 60 mı 60. Formülle yapmak isteyen arkadaşlar şuradan yapabilir. Ya hocam içeride bir nokta alınmış. Dikme buradan dikme buradan. E bir tane de ben dik atarım. Hani BC'ye atılmış AC'ye atılmış öbür kenara ben bir dikme atarsam eğer bu dikmeyi bulursam yüksekliği bulurum. Yüksekliği bulursam da bir kenarı bulurum diyebilirsiniz. Ki mantıklı. Gayet mantıklı. E hocam buradaki dikmeyi bulabiliyor muyuz? Evet 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 çıkar. Burası da 3 3 çıkar. E hocam burası 3 3, 4 3 ve 2 3. Toplamı kaç yapıyor? 9 3 yapıyor. O zaman eşkenar üçgende bir yüksekliğimiz kaç olacak? 9 3 olacak. Yüksekliğimiz 9 3 ise 60, 60. Bunlar da 30, 30. 60'ın karşı 9 kökücü e, 30'un karşısı 9 yapar. O zaman 30'un karşısı 9 da 90'ın karşısı 18 yapar. Şimdi 18 el ne eşit bir eşkenarın bir kenarı 18 oldu ya. Çevresi isteniyor. Çevrede 18'den 3 tane var deyip 54'e eşit diyebiliriz. Birinci yolumuz bu. İkinci yolumuzda ne yaparsınız? Onu da size ödev olarak bırakayım isterseniz. Şunu bir silin. Paralel doğrular gördüğümüz zaman hani biz ta doğru da açılardan beri biliyoruz. Uzatıyoruz ya. Uzatıp Şuradaki eşkenarlığı kullanabilirsin. Bak şuradaki eşkenarlığı kullanabilirsin. 1. Şuradaki 30 60 90 üçgeni 60 30 60 90'ı kullanabilirsin. 2. Şu dört kökçü nasıl kullanacağız? Onu da şuradan dik çizerek kullanabilirsin. Onu da sana bırakayım istersen. Tamam? Örnek 6. böylelikle 54 çıkar. Geldik örnek 17'ye. Şekil 1'de ABC üçgeni K'ye ve KF boyunca bir makas yardımıyla kesildiğinde şekil 2'deki 3 parça oluşuyor. Şöyle 3 parça oluşmuş. Paraleller verilmiş. Tamam ben şu paralellerin toplamının bir kenar eşit olduğunu biliyorum. Şekil 2'de oluşan 3 parçanın çevreleri toplamı 60 olduğuna göre tamam. Şimdi arkadaşım bir kere 60 ise burası da 60 mı? Evet. 60. 60. Burası da 60 mı? Evet. E ne yapacağız? Bak. Şimdi sen buraya böyle ispat tekniğini bilmezsen bu tür sorularda sıkıntı yaşayabilirsin. Hocam x dedin y dedin z dedin. Burası ne oldu? x artı y artı z oldu mesela. Ama benden ne isteniyor? Şunun çevresi isteniyor. Hocam ben bunun çevresi de burası da lazım olacak, burası da lazım olacak. Heh, bak sıkıntı. O yüzden ben özellikle bak paralellerde ikizkenar üçgende de ispat tekniğini bilin diye söylemiştim. Hani dikmede ispat tekniğini bilmeyin demiştim. Dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşit. Ama bakın burada bunu özellikle olarak bildiğiniz zaman bu tür soruyu yapabilir misiniz? Yapamazsınız. O zaman ne yapacağız? İspat tekniğini kullanacağız burada. Hadi bir tane paraleli uzatalım. Şu paraleli uzatacak olursak arkadaşım 60 ise yöndeşlikten 60. 60 ise yöndeşlikten 60. Hocam 60 60 ise bak burası da 60 yaptı. E, eşkenar üçgen çıktı. Burası da y. Burası da y oldu. Hocam x artı y bak 60 60 60. x artı y x artı y x artı y olacak burası da. O zaman buraya da x kaldı x artı y olması için. Sonra z ise paralel kenar çıktı. Şunlar paralel bunlar paralel olduğu için z ise z oldu. Bir kenar dikkat et x artı y artı z. Burası da x artı y artı z olmak zorunda. Yani buraya z kaldı. Hocam y ise burası y. Buraya da ne kaldı o zaman? X artı z mi kaldı? Evet. Çünkü şuranın x artı y artı z yapması için. Evet yazalım. Şurası x. Burası y artı z. Yukarı bakıp yazıyorum. Sonra burası y. Burası x artı z. Sonra burası z. Burası x artı y. Şuranın x. Buranın y. Buranın da ne olduğunu biliyorum. Z olduğunu biliyorum. Şimdi oluşan üç parçanın çevreleri toplamı denmiş. Hadi bakalım çevreleri toplayalım arkadaşım. Şuraya baktığım zaman şuranın yeşilin çevresinde hani x'lere bakıyorum. 1, 2, 3. Hani şurası x ya. 1, 2, 3 tane x var. 2 tane y var. 3x artı 2y var. Sonra e, şu 3x artı şu 3x artı 2y'yi şöyle yazalım. Şurayı hallettik. Buranın çevresine bakalım. Hocam x'ten 2 tane var. Z, e, y'den yok. x'ten 2x artı 1, 2, 3 tane z var. Artı bir de şuraya bakalım. Hocam x yok ama y'ye baktığımız zaman 1 2 3 tane y var. 3 y artı 2 tane de z var. Bu toplam 60 eşitmiş. x'lere bakıyorum 5 x. Y'lere bakıyorum 5 y. Z'lere bakıyorum 5 z. Yani 5 x artı 5 y artı 5 z eşittir 60 yaptı. 5'e bölüyorum x artı y artı z de. Kaç yapıyor o zaman? 5'e böldüğün zaman 60 bölü 5'ten 12 çıkar. E hocam bizden ne isteniyor? ABC eşkenar üçgenin çevresi x artı y artı z'yi 12 bulduk mu bu bulduk. x artı y artı z aynı zamanda eşkenar üçgenin bir kenarı yapıyor. O zaman çevresi de 12'den 3 tane var deriz. Ve çevrede böylelikle kaç çıkar? 36 çıkar dostlar. Bakın gerçekten çok güzel bir soru. Yani illa formül bileceğiz. Formül bilmeyle sonuca ulaşabilir miyiz? Hayır. Ben size işinize yarayacak olan formüllerin ispat tekniğini de gösteriyorum. O ispat tekniklerini gösterdiğim ispat teknikleri aslında önemli. Çünkü bazen öyle bir soruya çevriliyor ki formülü bilseniz bile bir işinize maalesef yaramıyor arkadaşlar. Evet gerçekten güzel bir soruydu, hoş bir soruydu ve güzel bir soruyla aslında çok zor olmayan bir soru ispat ettiğini bildikten sonra yani zor olmayan güzel bir soruyla bu dersi bitirmiş bulunuyoruz. Evet eşkenar üçgeni de böylelikle bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde ne var? Açı ortaya anlatacağız size. Açı ortay konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.